İlimiz Ceylanpınar ilçe merkezinin 1/5000 ölçekli revizyon Nazım imar planı teklifi komisyonumuzca ekli ve imzalı tafta doğrultusunda oy birliğiyle uygun görülmüştür. Başkanım, burası Ceylanpınar Belediye'mizin yıllardır tapu sorunu yaşadığı bir alan. Burada Sayın İmar Şehircilik Daire Başkanı'na ve Daire Başkanlığı personellerine tamamına teşekkür etmek istiyorum. Bizimle beraber 3 aydır çok yoğun bir çalışma içinde yardım. Meclis arkadaşlarıma da kızlar çok teşekkür ediyorum. Bu alanla ilgili çalışma yaparken bazı temel başlıklar oluşturduk. Sayın Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Bey'le de beraber oturduğumuzda, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın olduğu bir toplantıda mevcutta üzerinde yapı olmayan ancak park, okul ve konut dışı herhangi bir yapı olarak, yapılaşma alanı olarak görülen imarda herhangi bir yapılaşma alanı olarak görülen yerlerin tamamını olduğu gibi korudu. Yani eğer bir alan üzerinde yapı yoksa, daha önce de herhangi bir insan oraya bir ev yapmamışsa, biz okul olanı okul, park olanı park, sosyal tesis alanı olan sosyal tesis alanı olarak kurduk. Ancak daha önceden park alanı olarak olup da insanların buraya yapı yaptıkları, ev yaptıkları, bu alanları da vatandaşları mağdur etmemek adına bu alanları parktan konuta çevirmek zorunda kaldık. Bu sebeple 49 ayrı bölgede yaklaşık 5000 parselin tek tek incelenmesi sonucunda bu şekilde aldığımız bir temel karar üzerine her bölgede inceleme yaptık ve yeşil alanları kaybetmeyecek şekilde Ceylanpınar Belediyesi'ne güzel bir 5000'lik plan hazırladığımızı düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara tekrar teşekkür etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen buyurun. Bu konuyla ilgili Ceylanpınar'ın tapu sorunu yıllardır var. İsmail Başkan döneminde de bu sorun tartışılıyordu. Bunun üzerine arkadaşlar paylaştı bizimle. Çünkü ciddi bir konudur. 5000'lik yapılıyor. Orada bütün yapılan çalışmalarda hakim değiliz. Ben de il başkanımı aradım. İlçe başkanımı aradım. Onlar adına aslında konuşuyorum. Ceylanpınar halkına hayırlı olsun. Burada belediye başkanımız Feyyaz Soylu var. İnşallah hani ayırmaksızın bir bütün olarak oradaki o tapu sorunu bu kararla çözülür. Dolayısıyla bu Ceylanpınar halkı için alınmış bir karardır. Bu konuda hemfikiriz. Oy birliğinden alınan bir karardır. Ceylanpınar halkına hayırlı olsun diyorum. Gerçekten büyük bir emek, büyük bir özveriyle bunu yapıyorlar. Biraz önce Cihan Başkanım da ben de tuttu. Meclis üyesi arkadaşlarımız, İmar Dairesi çalışanlarımız günlerce bunun üzerinde çalışıp bu düzenlemeleri meclise getiriyorlar. Ceylanpınar halkımıza bu yapılan çalışmanın günler de için hayırlı uğurlu olmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir şey mi ekleyecektiniz? Başkanım burada, Sayın Feyyaz Başkanım buradayken ondan bir ricada bulunmak istiyorum. Sonuçta bizler insanız, hata yapma ihtimalimiz var. Bu 5000'lik planı mümkünse Ceylanpınar'daki her muhtarla ve Ceylanpınar'ın merkezinde bulunan tüm billboardlara asılmasını rica ediyoruz ki herhangi bir hata varsa, herhangi bir yanlış varsa tüm Ceylanpınar halkının bu konuda bilgilendirilmesini özellikle Sayın Feyyaz Başkanım'dan rica ediyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün benim yıllardır hani siyasette olmamın en mutlu günüm bugündür. Ceylanpınar'a eğer bir fayda, eğer bir nebze de olsa bir faydam dokunmuşsa Rabbime hamd ediyorum. Ceylanpınar ilçe belediyesinin imar çalışanı, müdürü ve çalışanlarına ben Çarlıurfa Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı ve çalışanlarına, komisyon başkanımız, İmar Komisyon Başkanımız ve arkadaşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Teşekkürün en büyüğü meclisimizindir. Sizin de Sayın Başkanım, Sayın Divan ve diğer arkadaşlar. Bizler ihtisas komisyonları seçerken meclisin içerisinden seçiyoruz. Bir kelimeyle aslında meclis üyelerimize teşekkür ederken bütün ihtisas komisyonlarımıza teşekkür etmiş olacaktır. Fakat az önce Cihan Bey'in söylediği bir şey vardır. Ben bunu söylerken duygulanarak söylüyorum. Ben Ceylanpınar Belediye Başkanıyım Sayın Başkanım. Benim için orada herkes benim vatandaşımdır, benim canım ciğerimdir.
Bizim ilanımız da bu şekilde olacaktır. Şeffaf olacak, adil olacak, herkesin görebileceği yerlerde olacak. Masraftan asla kaçınmayız. Ne gerekiyorsa orada ilan için, yani görüntü için, gerekirse muhtar muhtar, gerekirse her mahallenin bir köşesinde bunu milletimize bildireceğiz, açıklayacağız. Süremiz uzundur, bir ay bir süremiz var. Oradaki bütün arkadaşlarımıza gerekli tebligatı yapacağız.